çete liderlerinin apartmanları, hatta benzin istasyonları bile var. Arkadaşımız Bahadır Kerimoğlu işte bu çetelerin peşine düştü ve önemli bir gazetecilik başarısına imza attı. İzliyoruz. Dilencilerin izini süren deşifre, İstanbul'u mesken tutan bir dilencilik çetesinin foyasını ortaya çıkardı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir köyden geldiği söylenen dilenciler, 50'şer kişilik gruplar halinde farklı semtlerde daireler kiralıyordu. Dilenci çetesi üyelerinin Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu köyünden oldukları anlaşıldı. İddiaya göre köyün büyük çoğunluğu atalarından yadigar dilencilik mesleğini sürdürüyordu. Bunun üzerine ekibimiz dilencilik yaparak geçimini sağladığı söylenen köyü ziyaret etti. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu köyündeyiz. Daha önce İstanbul'da mahallelerde sokak aralarında dilencilik yaparak geçimini sağlayan insanların aslında bu köyde oturduklarını tespit etmiştik. Bunun üzerine bu köye geldik. Bakalım köylülerin büyük çoğunluğu gerçekten de dilencilik yaparak geçimini sağlıyor mu? Bunu birlikte gözlemleyeceğiz.